Hanımefendi burada mısınız? Göremiyorum çünkü bayağı zifir karanlık oldu burada ya. Arkadaşım. Evet. Konuşmak istediğin zaman sapından tutup lambayı yüzüne sokacaksın kızım. Merhabalar. İsminiz neydi? Seçil. Niye? Annemle babam öyle koydu. Annenle baban öyle koydu diye senin ismin Seçil olmak zorunda değil. Çok ters yerden giriyorum hocam. Demek ki birisi sana şunu yap dese yapacaksın öyle mi? Ha cevabın yok. Kestik. Vurun bunu. Manyak. Vursunlar mı? Önce müziği oradaki duruma hale göre ayarla. Söyle komutu ver çalsın ona göre bir şey. Bana düzgün bir şey çal Seçil. Seçil değil. Seçil değil. Müzisyene söyle. Ha müzisyen insan ol. Ha sen bir şey çal. Burada çok tehlikeli konular üzerine sorgulama yapılan bir odanın içindeki akustiği bize anlatırken bir yandan da toplumun nereye gittiğini anlatan değişik bir altyapının üstüne üst yapı yap bakalım. Bir saat içinden çıkamaz. Seçil Hanım evli misiniz? Hayır. Hayır mı? Kestik. Yani, kestik. Arkadaşım, önce kendini tanıştır. Önce ben evli değilseniz eğer kendimi tanıştır. Arkadaşım, önce kendini kadına tanıt. Sonra orada insan hakları görevlileri var. Sorgulamayı seyreden. Onlara kendini tanıt. Onları camın arkasına mı kilitledin? Evet. Camın arka ama seni duyuyorlar. Duyuyorlar beni. Ama sen sanki duymuyorlarmış gibi ya konuş onlarla. 3, 2, 1 yalla. Evet. Seçil Hanım merhabalar. Ben komiserim Muhittin. Nasıl gidiyor işler? Camın arkasına da. Merhabalar. Sizi buraya kadar yordum kusura bakmayın ama... Sen yormadın beyinsiz. Kadını akşam tutuklayıp... Konuşuyor lan böyle! Kusura bakmayın burada bazen böyle karışıklıklar oluyor. Seçil Hanım sizi buraya kadar getirmemin sebebi dün yaşanan tatsızlık. Dün neler oldu bana anlatır mısınız? Neler olmuş? Bilmiyor musun ya? Kocanı öldürdün diyorlar ya. Seçil. Ne kadar komik, ne kadar komik. Seçil ben sana söylüyorum. Kulağını bana ver, ağzını Tolga'ya. Tamam. Bana uyar. Pislik yapmayan. Ay ben duyma açısından. Duyma açısından ya. Seyirci pisleşme. Seçil Hanım. Çözüyorum. Duyuyor musun? Ağlayarak... Dağıtarak kendinizi. Ben onu öldürmedim. Köprüde öpüşürken birden kaydı şalım. O da şalı almak için aşağı atladı. Kanalizasyon borusundan su geldi. Onu aldı götürdü. Söyle. Köprüye kanalizasyon mu vermişler? Bence cinayetten daha büyük sıkıntılar var burada. Yaklaşık. Ya sana ne? Sen cinayet masasına bakıyorsun. Ben oraya bakıyorum. Evet Masada Seçil Hanım. Şey dağıtarak kendinizi anlatın. Tekrar eder misiniz? Edemem hayatım. Uydur bir şeyler. Olay nasıl gerçekleşti? Eşiniz nasıl öldü? Ben onu öldürmedim. Tamam, nasıl öldü diyorum ben. Öpüşüyorduk sonra düştüm. Öpüşüyor muydun? Evli barklı bir adamla öpüşmeye utanmıyor musun? Utanmıyorum. Ha, seninle evliydi değil mi? Pardon. Olsun, yine de... Şalı düştü, şalımı almak için inerken düştü. Sonra bu oldu. Şalı borudan düştü. Kanalizasyon geldi. Evet. Aynen. Borudan kanalizasyon geldi. Bu Türklerin işi olmalı. Kocanız kaç yaşındaydı? 30. Erotik bir insan mı? Sorumlarına cevap verin lütfen. Vermesem. Niçin vermesem ya? Deli mi ne ya? Kestik. Ya belki ben adam, bir kadına bir erkek profili çizmeye çalışıyorum burada ya. Arkadaşım, giriş tarzın yanlış, tarzını değiştir bir. Soyunuyorum. Hanımefendi. Sırıtmayın. Akşam kocanız öldü. Manyak mısınız? Ama akşam öldü. Artık sabah oldu. Yeni bir gün. Arkadaşım. Sen her sorudan sonra bak nasıl sordum, nasıl iyi muamele ediyorum diye oradaki görevlilere işaretle bulun. 3, 2, 1, yalla. Nasıl? Evet, kocanız kaç yaşındaydı? 30. Nasıl, 30? Ne iş yapıyordu? Çok düşündünüz, demek ki bunda bir biteniği var. Bilmiyorum, çok yaklaştım, çok yaklaştım. Siz emin misiniz? Siz? Çok güzel. Yani buradan kaçarsak buraya yakalanır. Arkadaşım! Ben burada işim hani çok fazla şey olmadı. Arkadaşım yoksa... soruları arkan dönük sor. Daha karizmatik oluyorsun. Ama yüzün bize dönün. Öyle yapma! Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ben kafasını... Kadınla fazla muhatap olmuyorsun. Olmuyorum ben sadece... Kalçayı kadının ön tarafına yana doğru daya ama kadını görelim yüzden.
Yüzün bize dönük olsun. Karizmatik. Soruyu soruyorsun ama ağzından sanki konuşsam mı konuşmasam mı sanki borç veriyor gibi. 3-2-1 yalla. Sen de ağlayarak seçil. Kocanız alkollü müydü? Biraz. Ağlayarak seçil. Peki biraz. Sportif bir insan mıydı? Fazlasıyla. Buna mukabil nasıldı? Ben de her gün spor yaparım da kürek çekerim. Ama küreği tek çekiyorum, sandalla değil. Öbür türlü çok yorucu oluyor. Sadece kürek alıyorum, bırakıyorum. Spora gider miydi? Giderdi. Sabah mı, gece mi? Sabah giderdi. Demek ki geç vakte kadar sizinle dışarıda dolaşmış olması doğru olamaz. Üstünüzde niye şal vardı yaz günü? Yaz değil, kış mevsimindeyiz. O zaman kocanız geçen kış oluyor, bize bugün mü haber verdiniz? Çok iyi gidiyorum şu an. Dün akşam öldü. Ben size normal sorsam çünkü galiba kalçam çıktı. Hocam ben böyle sakat kalacağım yani ağzından laf alacağım derken... Arkadaşım. Biraz daha öyle dur. Sonra çok ani bir dönüşle sert yapacaksın kadına. Ani ve sert. Biraz daha öyle durursam sabaha beni araştıracaksınız. Ne oldu diye ya. Ben duran acıyı benim acıyı... Arkadaşım. Duruyorum. Zor meslek bu. Zor, çok o kadar zor. Sert ve ani bir dönüş yap ki kadın aklı çıksın. Evet. Seçil Hanım siz devamlı ağlıyorsunuz. Suçsuz yere içeridesiniz. Kocanız ölmüş. Kocanızın ismi ne Seçil Hanım? Ali. Ali mi? Niye öyle alçak sesle söylediniz? Çok ani dön. Çok ani dönsün. Sen o kadar ters bir hareket yap ki aklı çıksın. Evet. Kocanız oraya niçin gitmişsiniz? Ne yapıyorsun manyak? Galiba ben beli çıkardım ya. Aa pantolon da söküldü. Bence benim yerime Mahmut baksın ya. Arkadaşım. Sen sorgulayıcı Muhittin'sin. Sorgulayıcı Muhittin ben. Döndüğünde senin burnunla kadının burnu arasında bir parmak kalsın. Tamam. Ver kalçayı. Masaya. Şey olarak. Pardon. Çok özür diliyorum Seçil. Tamam. Pardon. Evet. İnsan hakları. Evet. Şu an hazır hissediyorum kendimi. Ve müzik yükselir. Döner soruyu çakar. Kocanızla oraya niçin gitmişsiniz? İnsan hakları da görsün. Onlar da çözülsün. Onların da hakkı. Demek yürüyüş yapıyordunuz. Baş başa ha? Yemekten falan mı çıkmıştınız yoksa iş dönüşü müydü Seçil Hanım? Hayır, halelere gitmiştiniz. Hale kıymalı makarna yapacağına pilav yapmış, kocası çok kızmış. Kavga ederlerken hadi biz tüyelim demiştiniz. Anlat. Halelere gitmiştik. Evet. Sonra kocasıyla kavga İçine söyle. Başladılar. Böyle ağzına sok elini. Tık tık mısın, tık tık mısın böyle? Tamam. Kavga etmeye başladılar, biz de kaçtık. Haleler kocasıyla kavga edince siz evden kaçtınız. Kaç tane hale vardı? Haleler dediniz çünkü. En ufak şey benden kaçmaz Seçil Hanım. Arkadaşım çok gerizekalıca bir yerden gidiyorsun. Evet, çok artık öpüşme anına gel. Evet. Neredesiniz? Köprünün üstü. Hadi! Onların öpüşme. Şimdi anladım ben. Hemen anladım. Şu an anladım. Çok güzel. Adamıyla öpüşme anına getir kadını. Kimle? Adamıyla. Senin adamınla öpüşmek istiyorum. Gerçekten olayı öyle çözebileceğime inanıyorum. Yani adamla öpüşmem lazım. Manyağım çünkü ben. Yani böyle şeyler... Arkadaşım, evet. Lafımı yanlış anlıyorsun. Evet. Bir de üstüne gidiyorsun salakça. Değil mi? Ben de onu sezdim şu an. Çıkayım. Adamıyla kaçmışlar ya halelerden. Evet. Ya köprünün üstünden geçerken adam buna demiş ki... Ulan hiç köprünün üstünde öpmedim seni, bir yapışayım demiş. Öyle mevzu. Evet. Kocası karısına diyor ki yapışayım diyor. Ya sana ne? Ne karı koca onlar. Elit, ne kadar zarif bir evlilik. Nereden buldunuz bu ayıyı? Yapışayım sana. Evlilik yıldönümümüz gelse de bir tırnıklasam seni falan. Yani böyle... Öküz. Tamam. Arkadaşım, son söylediğini unut. Evet. Nerede kalmıştık? Sen yavaş yavaş geri zekalı inanıyordun kadına. Vallahi yavaş yavaş inanıyorum sana. Bence sen kocanı öldürmüş olamazsın. Geri zekalı düşmüştür, yemin ediyorum vallahi. Arkadaşım! Kadını bir yerinden yakala çabuk! Öyle değil be, öyle değil. Kırayım. Hayır! Suçlu o. Suçluluğu mutlaka bir ipucu bırakacaktır bir yerde. Mutlaka bir ipucu bırakmışındır bir yerde. Nerede bıraktığını hatırlıyor musun? Bir Gates. Bir yerden yakala.
Saçından yakalayayım mı? Hayır. Değil. Lazım ortasına... Ver odunu, ver odunu. Alttan yukarıdan yapış. Hadi artık ver şu odunu be. Yeter öyle be. Değil. Arkadaşım. Evet. De ki, kocan şalın uçtuysa seni öperken şalın uçtuğunu nereden gördü? Hah. Bak buldu. Çok güzel hocam. Vallahi iyi gidiyorsunuz ha. People. Evet Seçil. Eğer sen kocanı öperken senin şal... Önüne bak. Önüne bak. Bana bakma Seçil. Önüne bak. Eğer sen kocanı öperken şalın uçtuysa kocan seni öptüğü halde şalın uçtuğunu nasıl anladı? Gel arkasından Seçil. Adama gider yap. En az bir hafta kullanamam ya. Doğruyu söylüyorum sana. Bana doğruyu söylediğine nasıl inanacağım Seçil? Şalımın rengi fosforluydu. İnsan hakları bakıyor, çaktırmayın.